9.027 sürümü ile birlikte cari bazında döviz takibi için iki farklı geliştirmemiz bulunmaktadır. Bu geliştirmelerden ilki cari hesap kayıtları ekranında cari kart 2 sekmesinde bulunan döviz çevirim tipi alanının eklenmesidir. Burada default olarak varsayılan seçeneği gelmektedir. Varsayılan seçildiğinde parametrelerdeki döviz çevirim tipinin kullanılacağı anlamına gelmektedir. Eğer siz cari bazında farklı döviz çevrim tipleriyle çalışmak istiyorsanız bunları artık cari hesap kayıtlarından cari bazında değiştirme şansınız bulunmaktadır. Ayrıca döviz takibi kayıt menüsü altında tanımlayacağınız cari bazında döviz kurları girişi ekranından da e, cari kartları için seçeceğiniz döviz tipi için belirlediğiniz tarih aralıklarında e, döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurlarını sabitleme şansınız var. Buradan yapmış olduğunuz tanımlamalar Netis'te desteklenen ekranlarda getirilecektir. Ayrıca cari parametrelerine yeni ek eklenen cari bazında tanımlanan döviz kurları belgede değiştirilmesin seçeneğiyle burada sabitlediğiniz kurun kullanıcılar tarafından değiştirilememesini de sağlayabilirsiniz. Örneğin ben bu şekilde bir döviz kur sabitlemesi yaptığımda bu cari için bir satış faturası kaydetmeye çalışırsam eğer e, göreceğim gibi burada e, kuru 6.5 olarak getirmektedir. Oysa benim ilgili tarihteki döviz kurlarındaki dolar için girdiğim kur 7 idi. E, buradaki kuru değil de benim burada hem cari bazında döviz kur girişinden sabitlediğim kuru hem de cari kartından döviz satış seçtiğim için döviz satışta bulunan kur bilgisini fatura ekranına taşımış oldu. Bu geliştirmemiz fatura, irsaliye, sipariş, talep teklif, cari hesap kayıtları, çek senet işlemleri, genel dekont kaydı, kasa kayıtları, cari hizmet birim ve dış ticaret proforma oluşturma gibi ekranlarımızda desteklenmektedir.